CHP'nin 37. kurultay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında, hani konuşmasında, "Dostlarımızla beraber biz iktidara yürüyeceğiz" sloganı üzerine İyi Parti ve CHP'nin bazı üst düzey yöneticilerine tabii sorular yöneltilmeye başladı. Hani nasıl iktidara yürüyeceksiniz? İzleyecek olduğunuz seçim veyahut da hani halkın, hani AK Parti ve MHP'den oy almanız gerekiyor. Onların oyunu nasıl alacaksınız? Hangi yolu takip edeceksiniz? Halka ne vaat ediyorsunuz? Sorular üzerine şöyle hani cevaplamaya başlıyorlar şu anda. Diyor ki mesela İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı, geçtiğimiz 6 ay içerisinde Türkiye'de turizm durma noktasına gelmiş. Yani turizm sektörü tamamen batıyormuş. Batmak üzereymiş, yani çok zarar etmiş turizm sektörü. Arkasından ekonomik olarak, ticari açıdan tekstil tamamen durma noktasına gelmiş. Esnaf mesela iş yapamıyormuş. Kepenk kapatıyormuş, zarar ediyormuş, kasa yapamıyorlarmış. Fabrikaların birçoğunda işçiler yani tam randımanlı çalışamıyormuş. İşsizlik almış başını gitmiş. Eğitimde mesela yol kat edilemiyormuş. Eğitim mesela durma noktasına gelmiş. Yeni yapmış olduğu mesela havaalanlarında, mesela Atatürk Havaalanı'nda yeni yapıldı. Üçüncü Atatürk Havaalanı dedik ya, nereden Atatürk Havaalanı? İstanbul'a yapılan yeni üçüncü havaalanı ismi daha şu anda tam yok, konulmadı ama Atatürk diyoruz, ağzımız alıştı ya, Avrupa yakasında ya. Üçüncü havaalanına mesela turizm açısından hiç %96'lara varıncaya kadar bir gerileme olmuş. %96 iniş yolcu sayısı düşmüş. %96. Bak, %96 yolcu sayısı düşmüş. Böyle açıklama yapıyor beyefendi. Arkadaş, karşısında o kadar insan var, birisi de sormuyor. Yani ben şimdi sorayım, acaba Türkiye'de ne oldu? Ne oldu acaba? Bizim bilmediğimiz bir şey mi oldu? Turizm durmuş. Allah Allah. Bir büyü yapmış olmasınlar ya da nazara mı geldi acaba? O yeni havalanda mesela %96 yolcu sayısında azalma olmuş, %96. Acaba neden? Acaba neden? Ben bunun acaba neden olduğunu size söylemeyeceğim. Siz kendiniz yorumlarda yazın. Yani acaba neden? Turizm neden durmuş? Neden turist gelmiyormuş ülkemize? Ve havaalanında mesela yurt dışında neden turist gelmiyormuş? Yeni havaalanında %96 gerileme olmuş. %96 yolcu sayısı düşmüş. Acaba neden? Yani bunu o bilmiyor. Ben de söylemek istemiyorum. Acaba neden? Dünyada ne gelişti? Yeni bir şey oldu dünyada ama ne oldu bilmiyor. Bilmiyor. Biz de size bırakıyorum, izleyicilere. Şimdi burada benim dedemin bir meşhur bir sözü vardı. Hiç unutmam. Her zaman böyle söylerdi, biliyor musunuz? Şöyle derdi dedem. Başkalarının sırtına derdi, çifter çifter kurban kesme derdi. Kendin kes. Çünkü kendi cebinden kes. Başkasının cebinden kesme derdi, biliyor musun? Başkasının sırtına kesme derdi. Kendin çalış, kendin kazan, kendi paranla kendin kes derdi. Şimdi her şeyi bunlar devletten bekliyorlar. Bakın, her şeyi devletten bekliyorlar. Her şeyi Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Mesela ne yapacak Recep Tayyip Erdoğan? Tarımda çiftçiyi destekleyecek, turizmde bütün esnafları destekleyecek, halka haddinden fazla yardımlar ulaştırılacak, indirimler elektrikte, gazda, yani fabrikalarda, iş yerlerinde, zararlarda, kapananlarda, sel baskını, depremler, felaket, her şeyde Erdoğan hep bütün orada evsiz kalan, mahsız kalan kim varsa, daha da bir tane mesela diyelim çobanın koyun sürüsüne yıldırım düştü diyelim, telef oldu malı, yani hayvanları, hemen Erdoğan hepsini tamamen ertesi gün yenisini verecek. Birisinin evi yıkıldı, hemen Erdoğan yenisini yapacak. Birisinin elektriği kesildi, Erdoğan yeni trafo, yeni elektrik tesisat, her şeyi yapacak Erdoğan. Ya tamam, yapacak. Tamam, Cumhurbaşkanı zaten yapıyordu. Elinden geldiği kadar gördüğüne, ulaştığına, yetişebildiğine yapıyor da. Şimdi ben bu arkadaşlara şunu söylemek istiyorum ya, bakın. Şunu bir dikkat edin. Türkiye'de %55, bak, hem nüfusa hem ekonomiye hitap eden, hem gelirine hitap eden İstanbul'u diyor biz aldık diye övünüyorlar, bak, övünüyorlar. İstanbul onlarda, bak, İstanbul. Şu anda görünüşte AK Parti iktidar gözüküyor ama halbuki arkadan, perdenin arkası CHP iktidar. Nasıl iktidar? Bakın sayın, İstanbul onlarda.
Ankara onlarda mega şehir. İzmir onlarda mega şehir. Antalya büyük, mega olmaya yani yelken açmış şehir. Adana büyük, Mersin büyük. Kırşehir onlarda, Eskişehir büyük. Aydın, Muğla hepsi onlarda. Bakın Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, bütün bu saydığım daha Giresun, kaç tane Bolu. Bütün bu büyük şehirlerin hepsi onlarda. Yani Türkiye geneline vurduğunuz zaman bak nüfus bakımından %70'ine neredeyse tekabül ediyor. %70'ine tekabül eden bir nüfusa hükmeden yani Güneydoğu'da da kardeşleri var. HDP mesela onlar da. Bakın Ağrı hariç bir de Hakkari hariç hepsi sayın. Diyarbakır, Van, Bitlis, Muş bütün hepsi de HDP. Onlar da saydıktan sonra %80'ine varıncaya kadar neredeyse onların elinde. CHP'nin elinde, ortak ittifakının elinde. Normalde konuşunca mangalda kül bırakmıyor. Erdoğan'ın elinde tek büyük şehir Bursa kaldı. O da kıl payı aldılar Bursa. En büyük şehir o. O da kıl payı aldı. Geri kalan hepsi küçük. 1 milyon nüfusu bile olmayan 800 bin, 500 bin, 700 bin. Yani 1 milyon nüfuslu yok ya. 1 milyon nüfuslu yok. Bir tek Bursa 2-2,5 milyon. Ondan geri kalan 1 milyonu yok arkadaş. Hepsi CHP ve ittifakının elinde. Bütün belediyelerin hepsi. Ama nedense ne hikmetse hep hizmeti AK Parti vermesi lazım. Hep hükümet vermesi lazım. Mesela bekçilere destek mi verecek? AK Parti versin. Çiftçilere destek mi? AK Parti versin. Mesela tarımda mesela hayvancılara destek mi yapılacak? AK Parti versin. İndirim mi yapılacak? AK Parti yapsın. Halkına mesela suyu bedava yapsın, elektriği hep AK Parti, belediyeleri hep AK Parti. İşçisine hep zam versin, ikramiye versin, emeklisine versin, öğrencisine versin. Hep AK Parti versin. Her yere AK Parti versin. CHP hiçbir şey yapmasın. Hiçbir şey yapmasın. Ama bütün büyük şehirlerin, belediyelerin hepsi de elinde olsun. Hala da Erdoğan'ı eleştirsinler. Yok ekonomi durdu, yok işsizlik aldı başına gitti, yok eğitim durdu, yok turizm durdu, yok yapmış olduğu dev hizmetler, havaalanları iş yapmıyor falan filan. Esnaf iflas etti, battı gitti. Kardeşim bütün saydığım mega şehirlerin %70'e varana kadar hepsi sizin elinizde. Siz işçilerinizi sevindirin, hadi siz işçilerinize ikramiyeler verin, siz o zaman projeler yapın, siz belediyelerinizde, siz o zaman yeni bir hani fabrikalar açın. Eğitim sistemi geliştirin. Siz kendiniz yapın. İlla tek Erdoğan mı yapacak? Niye size farz değil mi? Oo, onlara gelin. Erdoğan yapması lazım. Erdoğan her şeyi o yapması lazım. Ama bütün belediyenin gelirleri, bütün toplamış olduğu o ev vergileri, iktaşlar, doğalgazlar, sular, her şeyler belediye, kendi belediyelerine gelir. Yetmiyor, bir de borç alıyorlar. Hani demek istediğim şu, bak dedemin lafı. Başkasının sırtına çifter çifter kurban kesme diye adam doğru söylüyormuş. Erdoğan'ın sırtına kurbanı kesiyorsun çifter çifter. Kurban kesiyorsun. Kendine geldi miydi cebinden hiçbir şey yapmıyorsun. Kendin kazan, kendin çalış, kendin kes o zaman kurbanı. Kendin o zaman millete hizmet et. Kendin vatandaşına hizmet ver. Niye o zaman hep Erdoğan'dan bekliyorsun? Senin yaptığın, belediyelerin aracılığıyla yaptığın ne? İnsanlara kalıcı olarak iş, aş, yol, okul, meslek ne yaptın kalıcı olarak? Yani ben bunu burada ben geliştirdim. Benim sayemde var. İzmir'de bunu ben geliştirdim. Dediğim bir şey var mı? Şu var. Tankerle millete su dağıtmak. İstanbul'da ne var? Haliç'i batırmak. Temel atmama töreni. Çeşme açmaya. Bildiğin sıradan bir çeşme açılışı. Buzdur. 5-10 milyarlık iş. Ya sen bu insana bedava veyahut da geleceğine yönelik okuldu, işti, meslekti, dershaneydi, üniversiteydi. Yani bir eğitim, bir meslek dalında hani eğitimini gördükten sonra, eğitimi bittikten, stajyeri bittikten sonra meslek alımı, yeni bir meslek tarzı, bir üretim, bir firma, bir fabrika, bir şey ne yaptın? CHP olarak ne yaptın? Sadece hakaret, küfür, iftira, salva. Yok Erbaş istifa etsin, yok Erdoğan istifa etsin, yok erken seçime gidilsin, yok seçim hazırlığı, yok kaybettiği oyların peşinde, yok Ayasofya'yı siyasi amaçla açtı, yok orasını VIP'lere hani davet etti de VIP davetine dönüştü, siyasete alet oldu. Ekrem İmamoğlu'na soruyorlar, niye gelmedin diyorlar. Bak niye gelmedin Ayasofya'ya? Bana davet gelmedi diyor. Gelseydi ben giderdim diyor. Geç geldi diyor, gelmedi diyor. CHP'nin diğer yandaş hani gazetecilerine bakıyorsun. Niye diyorsun hani gitmedi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu deyince. Bu sefer onlar ne diyor biliyor musun? Oraya diyor Ali Erbaş VIP davet listesi oluşturdu. İktidardan VIP davet gönderildi.
Yani o Ayasofya VIP olmuştu. VIP olduğu için Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'la kulun arasındadır. Orayı VIP siyasete çevirdikleri için gitmedik. Birisi diyor davetiye gelmedi. Birisi diyor VIP'ye çevirdi. Gitseydin bahçede kılsaydın. Muharrem İnce gitti bahçede kıldı. Ne oldu? VIP'ye mi girdi? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sizin niyetiniz başka. Siz batıya, siz o sizin ipinizi elinde tutan insanlara bir mesaj göndermeniz lazım. Bakın biz onu kabul etmiyoruz demeniz lazım. Açık açık söyleyemiyorsunuz halktan oy kaybederiz korkusuyla. Çünkü çoğunluk %80'i Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor. Ama Batılılar istemiyor bunu. Şimdi Ortodokslar mesela Batı'dan kimse sesini çıkartmıyor. Yüksek mi? Herkes sus pus olmuş. CHP saldırıyor şu anda. Ayasofya'nın açılışını hazmedemiyor. Hazmedemediği için rövanş maçı gibi görerekten biz bu imanın, İslam'ın en büyük mertebesi, makamı kim? Ali Erbaş. Biz onun kellesini nasıl alırız diye onun tartışmasına giriyorsunuz. Onu kendinize siyasi rakip görmüşsünüz. Biz bunun ancak kellesini alabiliriz. Biz bunu sürüden ayrıştıralım. Bunun kellesini alalım. Ondan sonra Erdoğan'ın etrafı temizlendikten sonra direkt Erdoğan'a yürürüz. Erdoğan'ı bulunmuş olduğu iktidardan öyle kolaylıkla indirebiliriz düşüncesiyle şu anda Erbaş Hoca'yı ayırdınız, ona doğru saldırıyorsunuz. Erbaş Hoca bütün dünya genelindeki ne kadar İslam alimleri, cemiyetler, camiler varsa hepsine mesaj yazdı, mektup gönderdi. 86 yıllık süren esaret bitti. Yani 86 yıllık süren fetret dönemi dedi. Tamam, fetret dönemi bitti dedi. Hemen oradan saldırıya geçtiniz. Fetret. Hani Osmanlı döneminde Timur'la yapılan o Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt yenilince ne oldu? 11 sene Osmanlı fetret dönemi yaşadı. Yani padişahsız, hükümetsiz Osmanlı kendi kendine idare etti. 11 sene padişahsız yönetildi. Siz oradan olayı alıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Diyorsunuz yine evet diyorsunuz. Fetret dönemi dedi. Doğru. Bu ne demek? Başıboş, kimsesiz, ne olduğu belirsiz, kimin onun bunun güdümünde, yani çaresiz, böyle başıboş derken yani öyle hakaret eder gibi, aşağılar gibi başıboş bir Ayasofya, biz şimdi onu aldık da hayata geçirdik. Atatürk'ün başıboş bırakmış olduğu, kimsesizleştirdiği, yalnızlaştırdığı, böyle yani değerini aşağıladığı, alçattığı Ayasofya'yı biz aldık. Geri tekrar altın gibi, hani çamurun içine atılan altını biz çamurun içinden çıkardık, yıkadık. Tekrar eski değerine getirdik der gibicesine Erbaş Hoca'ya saldırıyorsunuz. Fetret döneminin açılımı ne kardeşim? Açın Google'a bakın. Fetret ne demek? Kesinti demek ya. Kesinti. 86 yıllık kesinti tekrardan ibadete açıldı. Yani film izliyorsun, dizi izliyorsun. Reklam kesintisi bitti. Dizi başlar. Ne yani şimdi kimsesiz, başıboşluk, evde reklam film bakarken reklam girdim, kimsesiz, başıboş, televizyonun yani kumandası sizde değil, yönetimi sizde değil, kendine yani hakaretler dolu, kötü, pis şeyler mi dönüyor yani? Reklam olmuş, kesinti. Mesela 86 yıllık bir kesintinin sonrasında ibadete açıldı. Ne desin adam ya? Ne dese adama hakaret anlıyorsunuz ya? Ne dese? 86 yıllık ne dese? Vallahi Allah akıllı fikir versin. Bu ilk başta söylemiş olduğumun yorumlarını sizden bekliyorum arkadaşlar. Bu hani havalanları %96 düşmüş, turizm tamamen durma noktasına gelmiş, turizm olmuyormuş ya. Dünyada acaba ne olmuş? Siz bir yorumlarda yazın da bir bakalım ya ne olmuş? Siz biliyor musunuz? Çünkü zira İYİ Parti'nin CHP bilmiyor ne oldu? Dünyada ne gelişti acaba? 6 ay, son 6 ayda dünyada baş gösteren ne olay oldu? Neden turizm durdu acaba? Sizden bunun cevabını bekliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın.